Baba şuraya da bir imza at. Günaydın. Gel üstüne gel. Ne haber usta? İyi ne olsun. Ne haber senin? Hayırdır, sen böyle biraz dalgın gibisin. Yok be kızım, iyi uyuyamadım ondandır. Tamam sağ ol. Müdürüm, adliyeden haber geldi. Heh. Giray mı? Kaç sene almış? Tutuksuz yargılanacakmış başkomiserim. Serbest bırakmışlar. Nasıl olur ya? Adam seri katil. Seri katil ve elini kolunu sallaya sallaya gezecek dışarıda, yani öyle mi? Seri katili de serbest bıraktılar ha. Helal olsun. Ya usta, Başak davaya müdahil olmuş dedi. Evet usta. Sabah erkenden duruşmaya gitti. Duruşmada ne olmuş? Bir öğrenelim. Arıyorum baba. Kaç genç kızı kurban etti bu adi? Nasıl serbest kalabilir? Avukatı Levent. Ne yaptı ne etti başardı işte. Birinci derece kanıt yok dedi, şahit yok dedi. Müvekkilimi cinayetlere bağlayamazsınız dedi, Giray'ı kurtardı. Ama ben bu işin peşini bırakmayacağım, merak etmeyin. Savcıyla tekrar konuşacağım. Tamam tamam, biz de geliyoruz. Ben adliyeye gidiyorum. Detayları orada öğrenirim. Ben de seninle geleyim usta. Gerçekten aklım almıyor. Böyle bir adamı nasıl serbest bırakabiliyorlar? O psikopat bir saniye bile dışarıda durmamalı. Çabuk gidin öğrenin çocuklar. Hadi, hadi. Anneciğim, özgürüm. Bak kelepçe falan da yok. Oğlunuz tutuksuz yargılanacak Neybahar Hanım. Ben elimden geleni yaptım. Yaptı vallahi. Nasıl savundu beni görsen anne. Helal olsun sana be reis. Biliyorsun bu işi. Sana da teşekkür ederim anneciğim. Oğlunu yalnız bırakmadın. Fazla sevinme. Belli ki bu geçici bir karar. Bugün yarın yine tutuklama kararı çıkabilir. Çıkarsınlar. Aslan gibi avukat var burada. Yine kurtarır beni. Oğlum, birazcık ciddi ol. Az kalsın hapse giriyordum. Oyun mu oynuyoruz burada? Ne yapayım anne? Oturup ağlayayım mı şimdi burada? Anneniz haklı Giray Bey. Her an işler tersine dönebilir. Ne yapacağız o zaman? Yurt dışına çıkacaksın. Hem de en kısa zamanda. Yine mi ya? Öf. Arabaya geç. Sesini de çıkarma. Ne dersem onu yapacaksın. Hadi yürü. Sen hiç merak etme. Ben ilgilenirim onunla. Allah razı olsun. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Allah kabul etsin. Sen o ekiptensin. Ömer Akif'i mi arayanlardan? Mesut komiser. Bir haber mi var? Yoksa kötü haber mi? Yok yok, hayır. Arıyoruz. Devam ediyoruz. Ben bir ihtiyacınız var mı diye sormaya geldim baba. Yok bir ihtiyacımız. Allah razı olsun. Bize evladımız lazım. Biliyorum baba. Bize de. Şehitlerimizin ruhunu okuduk bugün. Belki bilmeden Ömer Akif'in ruhuna da okuduk. Biz daha ümidi kesmedik baba. Sen de kesme. Hazreti Ali ne demiş bilir misin komiserim? Allah'ın rahmetinden ümitsiz olmak, günahkar olmaktan daha tehlikelidir. Biz ümidi kesemeyiz. Sorsan onlar da inanıyorlar. Hatta ne yapıyorlarsa Allah için yapıyorlar. Onlar yoldan çıkmış evladım. Onların dili de kalbi de kararmış. Ama sen merak etme. Allah iyilerledir. Senin arkadaşların, Ömer Akif'inle, hepimizin duası sizlerle. Sağ ol baba. İnşallah iyi haberlerle geliriz bir dahaki sefere. İnşallah. Allah'a emanet olun evladım. Görüştün mü savcıyla? Duruşmadaymış. Gelmesini bekliyorum. Umarım ikna ederim. Şu durumda Giray'ın serbest kalması büyük saçmalık. Hata bizde mi acaba? Yani daha sağlam bir suçlama yapabilirdik. Gerçi iki sene önceki kurbanları Giray'a bağlayacak kesin bir kanıt yoktu elimizde ama... Biz yapabileceğimiz her şeyi yaptık arkadaşlar. Mahkeme böyle bir karar vermiş olabilir. Ama işin peşini bırakmayacağız, merak etme. İşin peşini bırakmayalım da usta, ne bağırı ne yapacağı belli. Oğlunu yurt dışına kaçıracak. Biz ne yapacağız? Ha, sevimsiz herif de geliyor. Bu kimdi abi? Giray'ın avukatı. Kararı itiraz edeceksiniz galiba Başak Hanım. Elbette itiraz edeceğiz. Bir katilin serbest kalmasına göz yumacak değiliz Levent Bey. Giray katil falan değil. Mahkeme kararını verdi. Müvekkilimin suçsuz olduğu apaçık ortada. Ya bize masal anlatma avukat bey. Müvekkilinin nasıl bir psikopat olduğunu gayet iyi biliyoruz. Bu sizin görüşünüz. Üstelik herkesin savunulmaya hakkı vardır.
Bilal söylediğiniz gibi bir katil değil. Ufak bir taciz olayını büyüttünüz. Ufak bir taciz mi? Ne saçmalıyorsun ya? Senin müvekkilin gözümüzün önünde bir kızı öldürüyordu. Son anda engel oldu. Başak Hanım, bu arkadaşları tezahürat yapsın diye getirdiniz herhalde. Eğer yenilgiyi azmedemiyorsanız bırakın bu mesleği. Zaten evlisiniz. Çocuk bakın. Takı falan tasarlayın. Avukat, haddini bil, sınırını aşma, tamam mı? Usta, tamam. Sana diyorum, sana. Sakin. Engin, lütfen. Sizin kabalığınız burada sökmez beyefendi. Kardeşim, sen de uzatma, tamam. Allah Allah, söylediğin lafları bil ya. Arkadaşlar, burası mahalle değil. Kendinize gelin. Affedersiniz savcım. Sizi bekliyorduk. Sakin sakin konuşacaksınız, buyurun geçelim. Yoksa dışarıda halledin meselenizi. Geliyoruz savcım, geliyoruz. Burası ne anne? Oldu olacak, bir de mağaraya kapatsaydım. Bir de şikayet mi ediyorsun? Bunu bulduğuna dua et. Hoş geldiniz Nevbahar Hanım. Oo, Halis Bey. Ben de diyordum kim eksik. Girey yurt dışına gönderme teşkilatını toplamışsınız. Halis, acele etmeni istiyorum. Hemen bu gece tekneyle yurt dışına göndereceksin. Ben hazırlıkları yaptım. Oğlunuz da rahat durursa bu gece bu iş biter. Rahat duracak. Durmazsa benden sana müsaade. Gerekirse elini kolunu bağla. Ama mutlaka o tekneye bindir. Siz hiç merak etmeyin. Biz Giray'la iyi anlaşacağız. Değil mi Giray? Savcım, Giray Pameroğlu hakkında verilen tutuksuz yargılama kararına itiraz etmek istiyoruz. Dosyaya hakimim avukat hanım. Ben de sizin aynı fikirdeyim. Ama savcım... Önce avukat hanım konuşsun. Sonra siz de anlatırsınız meramınızı. Affedersiniz. Dosyada önceki cinayetlerle ilgili yeterli kanıt olmadığının farkındayız. Maddi kanıtlar olmasa bile katilin yöntemi bütün cinayetlerde aynı savcım. Müvekkilim de aynı yöntemlerle kandırıldı ve tuzağa çekildi. Son bir şey söylemek ister misin? Ben de seni çok seviyorum, ben de seni çok seviyorum. Emniyet güçleri de son anda ölümden kurtardılar. Neredeyse suçüstü yaptığımız bir failin serbest bırakılması doğru mu savcım? Kararları ben değil, hakim veriyor biliyorsunuz. Ama merak etmeyin, Giray'ın tekrar tutuklanmasını isteyeceğim. Savcım, özür dileyerek araya giriyorum ama daha beni dinlemeden karar verdiniz. Benim kararım en başından beri belliydi. Size de hesap vermek zorunda değilim. Hesap vereceğim tek yerde o kızların aileleri. Sağ olun savcım. Bundan sonrası sizde müdürüm. Memnuniyetle savcım. Burayı da bir ısıtamadın ha. Böyle giderse yurt dışına çıkamadan donarak öleceğiz senin yüzünden. Ne yapıyorsun sen? Kapat şu telefonu. O kadar da salak değiliz, sim kart yok içinde. Olsun, sen yine de dikkat et. Bu telsiz ne işe yarayacak? 45-41'den Sarıya civarındaki ekiplere baskın için Korkutlar Mahallesi'ne gidiyoruz. Destek ekipler adrese intikal edip bizi beklesin. Anlaşıldı mı? Duyuyor musun? Şimdiden peşine düştüler. Düşsünler. Gittikleri yerde beni bulamayacaklarına göre sıkıntı yok. Sıkıntı yok mu? Emin misin? Bu ne rahatlık be? Hiç merak etme Selin'ciğim. Seni görmeden hiçbir yere gitmeyeceğim. Son nefesini yüzüme doğru vereceksin ya. Ben hep o anın hayalindeyim. Nereye gönderdin oğlum Nevar Hanım? Ben bir yere göndermedim. Tabii kendi istediği yere gidebilir. Kazık kadar adam sonuçta. Nasıl olsa arkasında annesi var. Suç işlemiş, katil olmuş. Kimin umrunda? Oğlum katil değil. Her yere baktık başkomiserim. Kimse yok. Duydunuz. Başka sorunuz yoksa güle güle. Nevar Hanım, savcılık tekrar tutuklama kararı çıkartacak. Sizi uyarıyorum. Yanlış bir şey yaparsanız cezasını çekersiniz.
Burada oturmaktan başka bir şey yapmıyorum ben. Biz bilmiyor muyuz zannediyorsun sen? Oğlunu yurt dışına kaçırmaya çalışacaksın. Son kez soruyorum. Gire'yi nerede saklıyorsunuz? Hiçbir yerde. İstediğiniz kadar uğraşın. Tekrar dava açın. Yakalama kararı çıkartın. Benim oğlumu hapse gönderemeyeceksiniz. Ben izin vermeyeceğim. Ben hayatımda bu kadar pişkin bir insan görmedim abi. Gire'nin hangi huylarını annesinden aldığı belli. Efendim Hakan. Abi, ailesi bulmak için muhbirlere haber salmıştık ya, bir iz bulduk. Ne iziymiş, anlat bakayım. Halis, büfeci Cevat diye biriyle görüşmüş. Adam eski kulağı kesiklerden. Yurt dışına gidecek bir tekne için aracı olmasını istemiş. Büfenin adresini aldık abi. Tamam, yolla hemen. Orada buluşalım. Tamam. Bana bak. Verdiğim bilgi yalan çıkarsa buluşuruz ona göre, tamam? Komiserim, ben ne zaman yalan bilgi verdim size? Göreceğiz. Tamam, hadi konuş. Tamam, sağ olun.